Его Твое во Христе. Амин. Biz buraya geliriz. Kapılardan içeri gireriz. Hüsus hem beden hem ruh. Onunla birleşiriz. Tavır tutunla. Hüsus aynı zamanda bedenleşen Tanrı sözü. Ve yaşam olsun diye geldim diyor. Bol yaşam olsun diye. O zaman bu yaşam nasıl olacak bizde? Yine diyor ki tadın ve görün. Rab ne iyidir. Yeremya peygambere dedi ki al o kumarı ye. Bazıları kutsal kitabı sadece okur, yemez. Eğer bir şeyi yemiyorsak beslenmemiz mümkün değildir. O zaman bir şeyi yiyeceğiz, o bizim kanımıza kaçacak, karışacak ve bizi besleyecek. O zaman Tanrı'nın sözü ışıktır şüphesiz. Ama aynı zamanda besindir bizi besleyen, büyüten, geliştiren. Onun için biz paylaşıyoruz bu sözleri ki yaşamımızda bizi büyütsün, geliştirsin, besin olsun. Çünkü aç kalan birinin yaşaması mümkün değil. Onun için bedenimizi beslemek için maddesel yiyecekler diyoruz. Ruhumuzu beslemek için de hayat sözlerini. Rab çölde bunun için söylüyor. İnsan yalnız ekmekle yaşamaz. Allah'ın sözüyle yaşar. Şimdi biz bu sözleri paylaşarak onun bu sözünü yerine getiriyoruz. Bugün okunan Avedaran çok uzun mesajlar içeren, içeriği çok derin olan meselelerden biriyle başladı. Nasıl başladı? Biri geldi dedi ki efendim kardeşime söyle babamızdan kalan bir miras var. Benim payım olan hacını vermiyor. Hakkımı vermiyor. Hüsus kızdı. Kimse beni dedi size hakim seçti. Bunlar ayrı bir konu. Konumuz değil. Sadece söylemek istediğim bir şey, eğer kardeşse, kardeşler arasında olması gereken şey nedir? Sevgidir, paylaşımdır, dayanışmadır. Eğer bu yoksa zaten kardeş diye birine seslenemezsin ki. İki kardeş, eğer babalarından kalan bir miras için, maddi bir şey için anlaşamıyorsa o kardeş değildir. Ve bir televizyon programında bir hukukçu vardı, bir doktor vardı, ben de din adamı olarak ben konuşuyorduk. İşte hukukçu hukuktan bahsediyordu ve bir ara söz bana gelince dedim ki hiçbir hukuk sorunu çözemez. Şimdi avukat bana şöyle bir baktı, programı yöneten baktı ne dediğimi anlayamadılar. Dedim ki hiçbir hukuk sorunu çözemez. Nasıl yani? Dedim ki hukuk problemi çözer, sorunu çözmez. İki kardeş arasında bir miras yüzünden bir anlaşmazlık varsa, mahkemeye intikal etmişse, hukuk kuralları içerisinde problem neyse o çözülür. Ama sorun çözüldü mü? Hayır. Kardeşlerin düşmanlığı daha da derinleşti. Sorun daha da derinleşti.
O ona diyor ki beni mahkemeye verdi. O ona diyor ki hakkımı yedi. Sorun daha karmaşık, daha kanserleşerek büyüdü ve bütün yaşamı boyunca da sürmeye devam edecek. Ama sevgidir problemleri çözen. Çünkü sevgi kendi menfaatini aramaz. Sevgi paylaşır, verir, almaz. Bunun üzerine bu mesele anlattı. Ve dedi ki, bir zengin adam var, sahibi olduğu tarlalardan öyle çok ürün alıyor ki, ürünlerini koyacak, ürünlerin hepsini alacak kadar ambarlar olmadığı için adam kendi kendine şimdi ne yapacağım, ürünlerimi koyacak yerim yok. En iyisi diyor, ambarlarımı yıkıp daha büyüklerini yapacağım, bütün tarlalarımı ve mallarımı oraya yığacağım. Kendi kendime ey canım, yıllarca yetecek kadar bol balın var, rahatına bak. Ye, iç, yaşamın tadını çıkar diyecek. Ama Rab ona o gece gözükerek dedi ki, ey Buda, bu gece senin canın senden istenecek. Biriktiğin bu şeyleri kime kalacak? İşte dedi sonradan cümle şu, kendisi için servet biriktiren ama Tanrı katında zengin olmayan kişinin sonu budur. Bir anam bu adamı bir düşünelim. Eğer bu adam bugün bizim aramızda yaşıyor olsa çok başarılı sayılır hepimiz tarafından. Çünkü bugün herkesi değerlendirirken cebine göre değerlendiriyoruz. Yüreğine göre değil. Bir insanı değerlendirirken cebine göre değerlendiriyorsanız sorun o insanla değil, sende. Bunun için eskiden bir kız istemeye gittiği zaman bir çocuğa analı sorarlardı, kimin oğlu diye. Şimdi ne soruyoruz? Ne iş yapıyor? İşinle ne ilgileniyorsun? Karakteri bozuk. İşi çok iyi olabilir. O iş senin kızını mutlu etmeyecek. Onun yüreği, yüreğindeki olan değerler senin kızına rahat bir ortam hazırlayacak. İşte hangi değerlere önem verdiğimizin ifadesidir ağzımızdan çıkan sözler. Çünkü ağızdan çıkan sözler yürekten kaynaklanır. Ve bu adamın sosyal saygınlığı büyük olurdu. Herkes çevresinde pervane kesilir. Rabbi susun. Bu adama budala demesi, servet sahibi olduğu, bol ürün aldığı, ambarlarını yıkıp yeni ambarlar yapmayı düşündüğü için değildi sevgilidir. Bu adama budala demesi, servetini namussuz yollardan, kanunsuz yollardan kazandığı için de değil. Servetini çok çalıştığı için, çok iyi yaptığı, iyi bir iş için ve iyi bir iş adamıydı. İleri görüşlüydü şüphesiz. Akıllıydı, çalışkandı. O halde neden budala dedi bu adama? Çünkü zengin adam budalaydı çünkü uğrunda yaşadığı amaçlarla araçları birbirine karıştırdı. Bugün sorunlarımızdan bir tanesi bu. Araçlarla amacımızı birbirimize karıştırıyoruz. Bizim dünyaya geliş amacımız para kazanmak değil, evler, bahtlar edinmek değil, edinebilirsin. Tonluk yüzlerce edinebilirsin. Bunun bir sakıncası yok. Ama sen Tanrı'ya aitsin. O yaşamı verdi. Servet, mülk seni bu amaçlarından alıkoyuyorsa, insanlığından çıkartıyorsa o zaman sorun vardır.
Biz hepimiz iki dünyada yaşarız. Bir iç dünyamız, bir de dış dünyamız. Şüphesiz ki iç dünyamız kadar dış dünyamız da önemli sevgililer. Çünkü giyinmeye ihtiyacımız var. Bir işe ihtiyacımız var. Evler edinmeye ihtiyacımız var. Ama bunları yaparken iç dünyamızı ihmal ediyorsak sorun burada. İç dünyamız bu yüzden ruhsal amaçları içeren dünyamızdır. Dış dünyamız ise yaşamakta kullandığımız türlü araçları simgeler. Zengin adam işte bu iki dünya arasındaki sınır çizgisini karıştırmıştır. Hayatının ekonomik yapısı ve maddi ihtiyaçları adamın tüm ruhunu, yüreğini, zihnini ele geçirmiş, esir etmişti. Bu durum asla ekonomik hayatımızın önemli olmadığını anlamına gelmez. Kişinin ekonomik refahını göz ardı eden bir inancımız da yok. Yaşarken ekonomik güvenliği, maddi şeylere ihtiyacımız olduğunu Rab bilir. Onun için diyor ki, babanız sizin nelere ihtiyacı olduğunu bilir demişti. Bir insanın dış hayatının da iç hayatı kadar önemli olduğunu Rab biliyor. Bu yüzden şöyle söylüyor. Önce Tanrı'nın egemenliğini, Tanrı'nın doğruluğunu arayın. O zaman ihtiyacınız olan her şey size verilecek. İşte zengin adamın sorunu buradaydı sevgililer. Önceliği araçlara vermesiydi. Yani para peşinde koşarken asıl amacını yani Tanrı'yı unutmasıydı. Bedeninin rahatı için her şeyi göze alırken ruhunu göz ardı etmesiydi. Çoğu insan dış dünyasını zenginleştirirken iç dünyasını yoksullaştırmıştır. Dış dünyasını büyütmüştür, yüreğini küçültmüştür. Oraya artık kendinden başka kimse girmiyor. O kadar küçültmüş ki. Ruhunun ihtiyaçlarına karşı duyarsız kalmıştır. Bu yüzden gerçekte zengin değil, aslında çok fakir ve acınacak bir vaziyette. Zengin adam tarlasından bol ürün aldığı zaman ilk yapması gereken şükretmek olmalı. Bugün şükrü unutuyoruz biz de. Yürüyebiliyor musun? Şükretmen gerekiyor. Yiyecek ekmek buluyor musun? Şükretmen gerekiyor. Görüyor mu gözlerin? Şükretmen gerekiyor. Çünkü binlerce insan göremiyor. Yürüyemiyor, tutamıyor. O yüzden şükür göklerin kapısını açar. Şikayetse kapalar kapatır. Kadının birini doktora getirmişler. Anne demiş, neyin var? Ne demiş, şikayetin ne? Kadın cevap vermiş, doktor bir şikayetim yok ki demiş. Peki anneciğim niye geldin demiş buraya, şikayetin yoksa. O ara gelini demiş ki, o demiş şikayet etmez. Neden ağrıyor demiş, sen o zaman söyler. Ha demiş doktor, senin neren ağrıyor? O da demiş ki, işte kalbimde bir rahatsızlığım var. Bu kadının tutumunu biz de örnek alalım. Derdimiz olabilir, bir yerimizde ağrılar olabilir, bizi üzebilir ama şikayet etmeden dile getir. Göksel doktora söyleyelim, Rabbim bu derdim var ama senden bir şikayetim yok. Verdiklerinden bir şikayetim yok.
İşte bu zengin adam Tanrı'ya şükretmek yerine ilk düşüncesi ambarlarını yıkıp yeni ambarlar yapmayı planlamasıydı. Zengin adamın düştüğü en büyük hata elde ettiği ürünü sadece ve sadece kendi çalışmalarının ve gücünün ortaya çıkardığı bir sonuç olarak görmesiydi. Gökler bir şey vermezse toprağın ürün vermesinin imkansız olduğunun farkında bile değil. Kapasa gökler penceresini, göndermese yağmurunu, o ürün oluşabilir miydi? Rab güneşini vermezse oluşabilir miydi? İşte bizim bazen düştüğümüz hatalar, bu zengin adamın düştüğü hatalara benziyor. Zengin adam sahip olduğu zenginliğin, elde ettiği bol ürünün gerçek sahibinin Tanrı olduğunu unuttu. Hatalarından biri buydu. Biz de sahip olduğumuz şeyleri bazen kendimiz zannediyoruz. Ama şunu unutmayalım, sahip olduğumuz her şeyin gerçek sahibi Tanrı'dır. Bize ise onun bize verdiklerini belirli bir süre kullanan kahyalardan başka bir şey değiliz. Biz her şey bize emanet edildi ve biz bu ömür denen süreç içerisinde Tanrı'nın bize verdiği şeyleri kullanıyoruz. Yani biraz kahyayız. Kutsal kitap diyor ki kahyalar için, kahyada aranan en büyük özellik nedir? Dürüstlük, doğruluk. Dürüst olmayan birine iş verir misiniz? Yanınızda çalıştırır mısınız? Kasanızı emanet eder misiniz? Onun için dürüstlük ve doğruluk en güzel duadır. En etkili duadır. Hoşaya peygamberde bir söz var. Tanrı bir yine halkı şey yapıyor, şikayet edenlere karşı söyleniyordu. Kendisine tahıl, yeni şarap, zeytinyağı verenin, altınla gümüşü bol bol sağlayanın ben olduğunu bilmedi bu halk diyor. Tanrı. Yine yasanın tekrarında çok uzundur ama ben içinden bazı şeyler seçerek size ana noktalarını vurgulamak için burada birkaç cümleyi aldım. Yasanın tekrarı 8. bölümde var. Okuyabilirsiniz. Bütün bölümü okuyabilirsiniz. Orada diyor ki Rab, Musa vası yiyip doyunca size verdiği verimli ülke için Tanrınız Rab'be övgüler sunun. Tanrınız Rab'bi unutmamaya dikkat edin. Bugün size bildirdiğim buyruklarını, ilkelerini, kurallarını sapsaklamayın. Yiyip doyduğunuzda, güzel evler yapıp yerleştiğinizde, sığırlarınız, davarlarınız çoğaldığında, altınınız, gümüşünüz ve her şeyiniz arttığında böbürlenmemeye ve sizi Mısır'dan, köle olduğunuz ülkeden çıkaran Tanrınız Rabbi unutmamaya dikkat edin. Bu serveti toplayan kendi yeteneğimizdir, güçlü elimizdir diye düşünebilirsiniz. Ancak bu serveti toplama yeteneğini size verenin Tanrınız Rab olduğunu unutmayın, anımsayın. Dünya Tanrı'nın inayetiyle koruması ve kol kanat gelmesi sonucu ürün verir ve yaşam olur. Zengin adam bol ürün alınca Tanrı'ya şükretmesi ve Tanrı'ya daha çok yaklaşması gerekirken işte şükretmeyerek ondan uzaklaştı. Şükretmemek, sahip olduğun şeyler için hamd etmemek, teşekkür etmemek, Tanrı'dan uzaklaşmaktır. Bol ürün alınca ürünün gerçek sahibi Tanrı'nın iradesine ve isteğine göre hareket etmedi. Daha bencil,
cimri bir tutum sergiledi, sadece kendini düşündü. Tanrı bize verdiği inayetlerin keyfini sürmemizi ister ama verdiği nimetlere tapmamızı değil. O nimetler için kendimizi, insanlığımızı kaybetmemizi istemez. Gerçek huzur ve mutluluk sahip olduğumuz zenginlikte, parada, mülkte, ünde değil sevgililer. Gerçek mutluluğun kaynağı Tanrı'dır, O'ndadır. Sahip olduğumuz şeyler bizi bir yere kadar mutlu eder. Ama Rabbimiz bizi ebediyen mutlu eder ve korur. Bu meseldeki zengin adam tüm gelecek ümidini bu malların üzerine temellendirmişti. Gelecekle ilgili planları konusunda kendi kendisiyle konuştu. Tanrı'nın görüşünü, düşüncesini, isteğini sormadı. Kendi arzu ve isteklerine göre bir yaşam yolu seçmişti. Ambarlarımı yıkıp daha büyüklerini yapacağım, bütün tağlarımı, mallarımı oraya koyacağım, yığacağım. Kendime ey canım, yıllarca yetecek kadar bol malım var. Rahatına bak, ye iç, yaşamın tadını çıkar diyeceğim. Sanki kendisi Tanrı, uzun yıllar yaşayacağını hesap ediyor. O günlerin kendi elinde olduğunu sanıyor. İşte yarın hakkında hiçbir plan yapmayın. Düşünün ama böyle olacak demeyin. Tanrı dilerse size geleceği böyle söyleyin. Çünkü yarın bizim için bir meçhul. Şüphesiz ki yarını düşünerek hareket edeceğiz. Ama Tanrı'yı unutma. Ona sığına. Ona dua eder. Yarınlarımızı, yarınların da kralı olan, ezeli ve ebedi olan Tanrı'ya bırakacağız. Zengin adam göksel hiçbir değerin peşinde değil. Aklı fikri dünyasal zevklerin peşinde. Yeme, içme ve dünyanın tadını çıkarma peşinde. Hiç Tanrı'ya şükretme var mı bu cümlelerin içinde? Size okuyorum. Kendime ey canım, yıllarca yetecek kadar bol malın var. Rahatına bak, ye iç, yaşamın tadını çıkar. Yani bu dünyanın tadını çıkar. Göksel dünya yok onun zihninde, düşüncesi. Ölümden sonraki yaşamın sonunu hiç düşünmüyor. Zengin adamın yanlışlarından bir zengin olmasından değil, Rab renginliğe karşı değil. Kendi güvenliğini, sevincini, mutluluğunun kaynağını zenginliğine bağlaması. Yine önemli yanlışlardan biri, yaşamının yılları sanki kendi elindeymiş gibi konuşuyor. Yani kendini Tanrı yerine koyuyor. Kendime ey canım yıllarca yetecek kadar malım var. Rahatına bak, ye iç, yaşamın tadını çıkar diyeceğim dediği anda Rab ona ey budala bu gece senin canın alınacak. Sanki mevsimleri kendisi başlatıyormuş gibi yaklaşıyor. Toprağın bereketini kendi sağlıyormuş. Güneşi ve yağmuru, karı rüzgarı getiren doğal olayları kendisi düzenliyormuş gibi konuşuyor. Farkında olmadan kendisinin yaratıp değil, yaratıcı olduğuna inanır bir hali var. Yani o zenginlik o kadar gözlerini kapamış. Ne yazık ki zengin adam bugün de pek çok insan gibi madde dünyasına öylesine gömülmüş ki Tanrı'yı unutmuştur. Bugün de çoğu insan geçici değerlere sarılmış, kalıcı değerleri bir kenara atmıştır. Zengin adam bu yüzden fiziksel olarak yaşamakta,
aslında ruhsal olarak da ölmüştü. Adın var, yaşıyorsun ama ölüsün. Adı vardı, ünü vardı, zenginliği vardı ama yüreğinde sevgi yoktu, Tanrı yoktu. İşte bu yüzden ölüydü, işte bu yüzden budalaydı. Böyle birine kız verir misiniz o zaman adamı? Torununuzu verir misiniz? İş yapar mısınız? Böyle bencil biriyle ilişkiye geçmek, kendinizi kör kuyuya atmaktır. Bir insanın hayatı yalnızca sahip olduğu şeylerin bolluğundan oluşmaz. Hayatımız asıl iç hazinelerden oluşur. Onu oradan siz istemediğiniz sürece hiç kimse alamaz. Bugünün insanı sevgililer, sizleri hariç tutuyorum. Servete ve prestije öyle düştü ki ruhsal değerleri çöpe attı. Onun için hiç önemi yok ruhsal değerler. Kiliseye gitmek için, dua etmek için, ruhsal kitap okumak için, vaaz dinlemek için. Bunların hiç anlamı yok. Hayatlarımızı gurur, nefret, bencillik, ihtirasları ele geçirdi. Sonuç olarak da ahlaki yozlaşma başladı. Yani bu dünyayı Tanrı bu hale getirmedi. Yüreğinden Tanrı'yı uzaklaştıran insan bu hale getirdi. Maddi değerlerin olması gerekirken yürekte bu amaçtı insanın. Araçları koydu yüreğine. Ve yüreğinde ne varsa yaşantısı da ona göre şekillendi, yozlaştı ve hem kendini hem ilişkilerini hem dünyayı yaşanılır halden çıkardı ve içinde kendi boğulmaya başladı. Rabbisus bu zengin adama budala demişti. Bu sözü söyleme nedeni onun aklının olmayışından dolayı değil, şefkatli bir yüreğe, iman dolu bir yüreğe sahip olmamasından dolayı. Zengin adam için ve böyle insanlar için bu hayat içinde yalnızca kendini gördüğü bir ayna, başkası yok. Bir anımı hatırlatmak istiyorum çünkü o kadar hara hükmetmişti. Yıllar önce Oka Partisi Başkanı iken Sağakyan'da birisi geldi, biliyorum çok zengin bir ailenin eşi. Pazarlık yapıyor sekreterle, sekreter benim gözüme bakıyor, ben kaşlarımı kaldırdım, kabul etmedim. Sonra bir iş vardı, karısını göndermiş, kendisi içeri girmiyor. Sonra bir noterde işim vardı, mamamın bir işi, onu halletmeye gittim. Baktım noterde, notere anlatıyor, oradaki adamlara anlatıyor. Gönderdim de diyor, yazmamışlar diyor, beni de tanımıyor herhalde. Gittim kolumdan tuttum, dışarı çıkardım, ne konuşuyorsun burada, kime anlatıyorsun okulunuz sorularını? İşte dedi böyle, orada gelir konuşursun. Burada niye konuşuyorsun bu meseleleri? Bir sorunun varsa orada. Neyse ben o işi bitirip okula döndüğüm zaman kadın öyle bir şey dedi ki ben tamam dedim yaz. Kadın dedi ki evet paramız var, apartmanlarımız var, kocam çok zengin ama bu zenginliğini bizle paylaşmıyor ki, bana vermiyor ki. Çocuğuna vermiyor ki, sabah kahvaltısında bile önümüze zeytini sayıyla koyuyor.
Bu lafı duyunca ben dedim ki, yazdım. Zengin mi bu adam? Kendi zenginliğini eşiyle paylaşmayan adam, adam mı? Çocuğuna yedirmeyen baba mı? Önüne sayıyla zeytin koyan insan, insan mı? İşte buna karşı da varken paylaşmayan, bencil sadece kendisi için yaşayan, eşi ve çocuğuna elini uzatmayan kardeşine uzatır mı? Başkasına uzatır mı elini? İşte o zenginliğin hesabını verecek orada. Rabbe o hesabı verecek. Rab soracak, ben sana verdim ama sadece senin için değil, çevrene faydan olsun, eşine, çocuğuna, kardeşine, akrabana. Elini uzat diye verdim, seni güçlü kıldım. Sen neden bana ait olan o zenginliği paylaşmadın diyecek. İşte budala budur. Rab böylelerle budala diyor. Sevgililer, bu yüzden böyle insanlar bir dostluğun güzelliğini hiçbir zaman yaşayamaz. Çünkü kimseye sevgi duymayacak kadar soğuk, kimsenin sevincini ve üzüntüsünü paylaşamayacak kadar bencildir. Bu yüzden böyle bir insan evli olabilir, karısına, eşine bir ev verebilir, az da olsa karnını doyurabilir ama eşinin en çok ihtiyacı olan şeyi, sevgiyi ve şefkati veremez. Böyle bir insan çocuk sahibi olabilir ama ihtiyacı olan maddi olanakları belki sağlayabilir ama ona iyi bir baba olamaz. Zengin adam bu yüzden budaladır. Böyle zengin olanlar. Çünkü benim sözlerim 12 kere tekrarlanıyor bu mesele. İnsanın tek başına kendi kendine yaşayabileceğini, büyüyebileceğini sanmaktadır. İnsanlar dünyada yaşayabilmek için birbirlerine ihtiyacı olduğu gibi Tanrı'ya da ihtiyacı var. Zengin adama Rab budala dedi. Çünkü zengin adam insana ihtiyacı olduğunu anlamadığı gibi Tanrı'ya bağımlı olduğunu da anlamamıştı. Bu meselenin dersleri çok aslında. Alınacak dersler çok. Bu zengin adam gibi düşünenlere, zenginliğin sadece kendi zevki için harcayanlara, sadece iyi biçen, yalnız bu dünya için yaşayan insanları acı bir sonun beklediğini hatırlatıyor. Zengin adamın zenginliği değildi onu acı bir sonu hazırlayan. Onun bencilliği ve açgözlülüğüydü. Onu bu sona, acı sona hazırlayan, bencil bir yaşam sürmesiydi. Tanrı'nın kendisine verdiği bol günlerden ihtiyacı olanlara pay ayırsaydı, paylaşsaydı, hem o insanları mutlu ederdi, hem Tanrı'yı hoşnut ederdi, hem de kendine göklerde bir yer edinirdi. Bunun için meselenin sonunda da bu sözü söyledi. Kendisi için servet biriktiren, onun Tanrı katında zengin olmayan kişinin sonu böyle olur. Acıyla son olur. Ne mutlu ki Rabbin sizin gibi gönlü zengin, sevgi dolu, iman dolu kuzuları, koyunları var. Rab hepinizi bereketlesin. Biraz uzattım ama bu konuyu işlemek için. Çünkü bu konu aylarca da konuşulsa içinde ders alınacak çok şey. Surpaçız. Surpaçım sağaçı sürpriz zevzi soba bölgesi sevgili nevaz sevgili üstü şunoli gozlu cangiro amin.
Kas fazla bir yer geçiyor.